Merhaba. Nasılsınız? 2 dakika. Sağ olun. 2 dakikanızı alayım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Koşturmaca devam. Hazırlıkları nasıl? Evet. O onun hazırlıkları içindeyiz zaten şu an. Artık sayılı günler kaldı. Stres, evet. Kaç gün kaldı? Bugün 21. Kaç gün kaldı? 19 falan herhalde. Yer belli oldu. Evet, her şey belli. Bir tek gelinlik yok ortada. Gelinliği beğenemedim. Beğenemedim değil de hala şu an karar veremedim. Biraz takıntılıyım. O bunu yapamaz, bu bunu yapabilir, öbürü bir şey olabilir. Peki, oradan 3-4 tane gelinlik yapıyorlar. Siz öyle sürpriz, bir şey yapacak mısınız? Kısmet. 13 tane. 1 mi? 3 mi? 13 tane. Yok canım, 13 tane olur mu? 13 olursunuz zaten. Yok. Beğendiğim iki model var, ikisini giyeceğim. Yani umarım hayırlısı olur. İdeal, inşallah. Evet, inşallah. Nerede peki şey olacak? Şimdi söylemeyeyim ya, reklam olmasın. Kır düğünü gibi bir şey mi? Bahçe düğünü diyelim. Bahçe. Yani kır yok artık daha. Yine dışarıda bahçe alanında olacak bir otelin. Şahitler falan veriyor mu? Değil. Değil. Hepsinden haber bekliyoruz. Anladım. Şahitlerimiz birazcık yoğun insanlar. Anladım. Onlara kaç, haber bekliyoruz. Birden fazla mı şahit düşünüyorsunuz? Benim iki şahidim olacak. Damat mı? Onun da iki olacak. Peki ondan sonra neler yapıyorsunuz? Ondan sonra neler yapıyoruz? Düğün hazırlığı için. Düğün hazırlığı. Şu an bir tane düet parçamız var. Çok güzel bir parça geliyor. Düğünden hemen sonra o çıkacak inşallah. Biraz iyi bir parça diye düşünüyorum. İşte. Artık sıfır bir parça. Düet mi dediniz? Düet. Kimle? Bir arkadaşımızla. Tanıyor musun? Bilinen bir isim değil, hayır. Tanıyorum. Almanya'da yaşıyor. Aynen. Ama çok iyi. Yine bu rap güzergahından güzel bir reggae ton bir parça. Hayırlısı olsun. Aynen, güzel bir parça. Hayırlısı olsun. Görüşürüz. Asıl bir tane projem var. Bakalım onu şimdi teklif edeceğim. Onu yok. Önce teklif edeceğim. Süper bir isim var. Bayılıyorum. Türkiye'de bir... Düet olarak. Evet, iyi bir şarkıcı. Bence onu yaparsak çok güzel olur. İnşallah. Bir Beyoncé... Buradan teklif edin. Ben onu arayacağım, yok. Arayacağım onu daha kendim. Arayacağım ben sizi. Aynen. Yok, hayır. Şu an duyurulmasın. Belki kız kabul edecek, okey diyecek. Belki buradan okey diyecek, size hayır diyecek. Hayır, söylemeyeyim. Projemi kimse çalmasın. Gerçi onu ikimizden başka kimse yapamaz şu an Türkiye'de. İnşallah. Öyle iyi bir şey yok. İnşallah. Birazcık Rihanna, Shakira diyeyim ben size. İnşallah. Dans edeceğiz bol bol. Siz Shakira mı oluyorsunuz? Fark etmez, ikimiz de ikisini olabiliriz ya. Tamam, bence ikimiz de o konuda yetenekliyiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Yani üst kırıştı ama kusura bakmayın artık ya. Bu tiyatro oyuna geldi. Evet evet. Orada da var, o yüzden. Evet, merhabalar. Merhabalar. Güzel bir gece, güzel bir tiyatro oyunu. Evet, evet. Neler söyleyeceksiniz? Ya ben ilk defa izleyeceğim. Evet. Vallahi herkesin de öve bitiremedi. İlk defa izleyeceğim, yani çıktıktan sonra da değerlendiririz ama eminim ki bütün zaten oyuncu kadrosu çok iyi. İlla ki çok güzel bir iş çıkmıştır. Sizi tiyatro sahnesinde görebileceksiniz. Öyle. Vallahi ben kendimi Sivrihisar'da, şu an 4 kez Sivrihisar'da olunca 3 gün İstanbul'dayım şimdi, hani devam eden bir işimiz de olduğu için. Kesinlikle. 3. senesinde hani maşallah da var işimizin. Şu an yani gönül daha devam ederken veya başka bir şey yapmamın imkanı maalesef olmuyor. Çünkü iş İstanbul'da da değil, Sivrihisar'da. 5 gün oradayken 2 gün bize kalıyor. Geliyoruz işte İstanbul'da. Zor oluyor mu orada havalardan dolayı? Ya Sivrihisar'ı bilmiyorum, biliyor musunuz? Ama bilmiyorum. Eskişehir'in de uzağında, evet. Ankara'ya doğru giderken soğuk, çok soğuk. Evet. Yani hatta gündüz de akşam arasında 10-15 derece falan fark ediyor. Ama biz artık 3. seneyi geçirdiğimiz için biz oralı olduk. Soğuğu sever misiniz? Seviyor musunuz peki? Ya ben İzmirliyim, nasıl seveyim soğuğu ya? Ben güneşe, denize doğmuşum ya, nasıl seveyim soğuğu? Ya soğuk, sıcak ya, alıştık 3. sene olduğu için artık. Çok da güzel gittiği için o hani soğukluk artık çok fazla şey yapmıyor ya. Yazı nasıl geçirdik peki? Yazın Çeşme, Akif'le Çeşme'de tatil yaptık. Yazın Çeşme'deydik. Ben hani genelde de her yaz, zaten bir aylık bir süremiz oluyor sezon finalinde. Onu da ben Çeşme'de geçirdim. Ailemle beraber, hep beraber tatil kesinlikle yaptık. Son olarak Selin Hanım'la da tekrardan ayrılık haberini. Ayrılık haberini ne dedin? Yok, sevenleriniz evlilik bekliyordu. Tekrar... Ayrılık haberi çıkınca. Yani oluyor. Her ilişki, yani hiçbir ilişki, evet, bitsin diye başlanmıyor, evet. Ya da hiçbir ilişki kavga edilsin diye veya başka bir şey olsun diye başlanmıyor. Yani her ilişki herkesin yaşadığı gibi hani küslükler, barışıklıklar, kesinlikle. Bu tarz şeyler çok normal olabiliyor. Yani bizdeki tabii durum, şimdi bunu herkes yaşıyorken kimse görmüyor. Evet. Yani bizdeki durum öyle bir farklı bir durum var. Siz ki maalesef. Siz neye bağlıyorsunuz? Hani nazara inanır mısınız mesela, öyle sorar. Neyi neye bağlıyorum? Niye haber oluyor diye mi? Yani hani olabiliyor ayrılıklar, küslükler, barışmalar olabiliyor, hepsi olabiliyor ya. Yani o yüzden hani bu şimdi ilişki konusu çok şey bir konu ya hani.
tamam. Bir de oyundayız, ne diyelim ya. Eyvallah, sağ ol kardeşim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol, kolay gelsin. Tamam mıyız? Evet, Duygül Hanım merhabalar. Merhaba. Güzel bir gece, güzel bir tiyatro. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ya kaç yıldır, 4 yıldır falan var. Ben bir gelememiştim çalışmaktan. Şimdiye kısmetmiş. Siz de son dönemde tiyatroya çıkıyorsunuz zaten. Evet evet, geçen sene yapmıştım, bu sene yapmayacağım ama. Sizce her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi Duygül Hanım? Ya öyle bir kural yok. Ya çünkü eski oyuncular, bazı usta oyuncular, bazı usta oyuncuların açıklamaları oluyor. Genç oyuncuların mutlaka tiyatro sahnesinden geçmesi lazım diye. Ya genç oyuncuların çok da üstüne gitmemek lazım. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar zaten. Ben ne yapıyorlarsa doğru buluyorum açıkçası. Çok şık bulduk sizi bu arada. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başka programdan geliyorum, ayıptır söylemesi. Yani toptan hazırlandım, çıktım işte. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Filmimiz var 7 evet. Ekim'de vizyonda. Onun heyecanı içindeyiz. Onun dışında evde yemek yapıyorum. Ne yapayım işte öyle. Spor yapmaya çalışıyorum. Zayıfladım çünkü. Onunla uğraşıyorum. Başka böyle ne oldu? Taşkent'teki fotoğraflarınız da çok iyiydi, çok güzeldi. Zayıfladım evet. Diyorum ya işte. Festival nasıl geçti sizin için? Çok güzel darlandığınıza dair haberler çıktı. Çok güzel geçti. Harika geçti. Gerçekten ben Türkiye Cumhuriyetleri'ne gitmeyi çok istiyordum. Çünkü oradan talep çok vardı. Ama aynen ona da çalıştığım için gidemiyordum. Şimdi gittim. Çok güzel. Yani halkla bütünleşmek çok iyiydi. Özbek halkıyla. O açıdan mükemmeldi. Peki festivalde... Ama onun dışında... Festivalde yaşanan bazı olaylar var sanırım. Ya onlar organizasyon sıkıntısı. Her zaman olur. Olacak şeyler. Yani benimle çok alakası yok açıkçası. Peki şöyle sorayım. Yazılan her şey yaşandı mı? Ben ne yaşandı bilmiyorum. Ben programdan geldim. Pek çok takip etmedim. Yani Serdar Bey de sanırım. Serdar Bey. Bak, Serdar Bey'i kim üzdüyse karşısında beni bulur. O bizim baş tacımız. Öyle bir şey olur mu? Olur mu öyle şey? Burak Bey sahneyi reddetmiş. Ben çıkmam diye bağırmış. Valla arkadaşlar ben bilmiyorum hiçbir şeyi. Hadi öpüyorum. Peki, İyi seyirler. Size de teşekkür. Uğur Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba kardeşim, iyiyim, sen nasılsın? Çok şükür görüyoruz sizi her zamanki gibi. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Önce bir Bollywood macerasına gitmek istiyorum. Orada hani burada bir klip çekimi oldu. Oraya da gittiniz, neler söyleyeceksiniz? Bollywood'a gittik. Çok güzel karşıladılar bizi. Güzeldi her şey. Onlarla da bir ortak projemiz var. Haziran ayında. Bunu yapacağız. Çok güzeldi yani her şey, öyle söyleyeyim. Sizi de orada gidince benzettiler mi peki Hindistan'da? Yani, valla herkes öyle söylüyor, benziyormuş. Artık böyle bir Türk stardar, bir Bollywood'da görebilir miyiz devamında? Bana Bollywood star diyorlar mı? Şimdi birazcık da tabii ki de İstanbul'a dönmek istiyorum. Bugün saat gece 12.30'da bir haber yayınlandı. Koridor dizisinde olmayacağınız ve Avcı dizisiyle anlaştığınıza dair neler söyleyeceksiniz bilmiyorum. Evet, şöyle bir şey oldu. Bir zamanlamadan dolayı bir anlaşmazlık oldu. Oradan ayrıldım. Şimdi bir işte görüşüyorum. Resmi bir anlaşma olmadan bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Şu an çok güzel her şey. Yani bir işte hani flört aşaması yani haber çıktıktan sonra sosyal medyada inanılmaz derece büyük bir etkileşim oldu. İşte artık dizide mi yer alacak diye hayranlarınız da aslında bekliyor diyebiliriz. Sizler için de tabii ki de hayırlı olsun diyelim o zaman işte. Yani evet. Diyebiliriz. Diyebilirim. Bir yandan da yaza dönmek istiyorum. Yaz tatili nasıl geçti? Tabii ki de şimdi sözleşme dönemleri ama yaza dönmek istiyorum. Yaz tatili aslında benim için 2 haftalık bir süreçti. Çok fazla tatil yapmadım. 2 hafta yetti diyebilirim. Onun dışında başka işlerim vardı, onlarla ilgilendim. Bolon senaryomu. Biraz ki spor yaptım. Çok fit gördük sizi bu arada. Formunuzu takip ediyorsunuz. Sosyal medyadan da takip ediyoruz tabii ki de attığınız fotoğrafları. Peki yani şimdi kadın hayranlarınızı ilgilendiren bir soruyla karşınıza gelmek istiyorum. Neymiş o? Evet, bakalım. Uğur Güneş'in kalbi boş mu şu an? Boş. Peki. Hala boş. Hala boş ya. Yani.
kalplerine de su serpmiş oldunuz aslında. Ha, yok. Hayranlarınızı. Bu böyle mi devam edecek yoksa hani arıyor musunuz, aşk kapılarınızı kapattınız mı? Bilemem dediğini? Yani hani uygun bir aday olursa tabii ki de kısmet işi. O kadar şey yapmaya gerek. Kriterleriniz var mı ilişkide? Onları sonra sen özel olarak. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun.